Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugün Recep ayının ilk cuma gecesi. Yani Regaip Kandili. Dolayısıyla gündeme özel Regaip Kandili ile ilgili bir video çekmek üzere karşınızdayım. Bu gecenin İslam'da yerinin olup olmadığını, Hazreti Peygamber'in hayatında nerede durduğunu, neden bu geceye önem verildiğini, bu geceye özgü ibadetlerin olup olmadığını gözler önüne sermeye çalışacağım ve gerek bilinen, gerek bilinmeyen bir takım hususları ele almaya gayret edeceğim. Nedir bu Regaip Kandili? Buna cevap aramaya çalışacağım. Regaip, rahibe kelimesinin çoğuludur ve rağbet edilen, Türkçe'de de kullanılan bir kavram, rağbet edilen, bol ve değerli bağış gibi anlamlara geliyor. Hadis literatüründe veya fıkıh literatüründe ise bol sevap, bol mükafat ve faziletli amel gibi bir takım anlamlara geldiğini belirtelim. Hicri takvime göre yılın 7. ayı Recep ayıdır. Dolayısıyla da Recep ayının ilk cuma gecesi de Regaip Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu isim kim tarafından verilmiş, nasıl ortaya çıkmış belli değildir. Yalnız bilinen bir şey var ki gerek Hazreti Peygamber döneminde, gerek sahabe döneminde, gerekse onlardan sonraki tabiin döneminde böyle bir isimlendirme yoktur. Dolayısıyla çok daha sonradan ortaya çıktığını bu vesileyle belirtmiş olalım. Yani kesin olan bir şey var ki Hazreti Peygamber döneminde böyle bir gece bilinmiyordu. Böyle bir isim veya isimlendirme de zaten yoktu. Ancak bunun yanında Kur'an'da haram aylara vurgu vardır. Recep ayı da haram aylardan birisidir. Dört tane haram aydan söz edilir ki yılın 7. ayı Recep, 11 ve 12. ay olan Zülkade ve Zülhicce ve akabinde gelen 1. ay olan Muharrem haram aylardır. Bu aylarda kan dökmek yasaklanır, savaşlar ve düşmanlıklar askıya alınır ve serbest dolaşım sağlanır. Özellikle de Recep ayında Araplar umre yaparlardı. Diğer 3 ayda zaten malumunuz hac ayları olarak bilinmektedir. Bunlara hürmeten bir saygıdan söz edilir ki cahiliye döneminde de vardı bu gelenek. İslam da bunu olduğu gibi kabul etmiştir. Peki bu geceye anlam yüklenmesinin sebebi nedir? Bununla ilgili birkaç veri var elimizde. Yalnız oldukça da zayıf olduğunu belirtmiş olayım. Mesela bunlardan bir tanesi biraz da tebessüm edeceğinizi tahmin ediyorum. Çok daha ilginç bir şey. Mesela nedir bu? Güya Hazreti Muhammed bu gece ana rahmine düşmüşmüş. Düşünebiliyor musunuz iddiayı? Yani bir dikkate alın bunu. Asırlarca bu iddia cami kürsülerinde anlatıldı ve insanlara bol bol ahkam kesildi. Efendim, Peygamberimiz bu gece ana rahmine düşmüşmüş. Kim görmüş? Kim tespit etmiş? Nasıl tespit edilmiş? Nasıl ortaya çıkarılmış? Ayıklayın pirincinizin taşını misali. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu soruları sorarsanız tılsım bozulur. O zaman da gecenin sırrı kaybolmuş olur. O nedenle soruyu sormayacaksınız. Bol bol havanda su döveceksiniz. Nitekim de benim çocukluğumda da cami kürsülerinde bunları çokça duyduğumu, hala belleğimde olduğunu da belirtmiş olayım. Böyle bir iddiadan dolayı bu geceye anlam yüklendiği ileri sürülmüştür. Mesela birisi budur. En çok da dillendirilenlerden birisi diyelim. Diğer yandan bazı rivayetlerde Hz. Muhammed'in Recep ayının ilk perşembe gecesinde oruç tuttuğu gibi iddialar vardır ki Hz. Peygamber sadece bu geceye özgü değil, diğer gecelerde de, diğer günlerde de oruç tutardı. Yalnız bu mutlaka mutat bir şekilde bu gece veya bugün de tuttuğuna dair elimizde somut bir veri yoktur. Geceleri ibadet ettiği iddia edilmiş ki her gece ibadet ediyordu zaten. Dolayısıyla da bunlardan hareketle bu geceye bir mesnet bulabilmek mümkün değildir. Bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönünde de bir takım iddialar ortaya atılmış bir başka veri olarak. Yalnız bunların tamamının asılsız olduğunu hadis rivayetleri arasında veya diğer ilk dönem kaynaklar arasında bu gecenin özel önemine dair herhangi bir bilginin olmadığını bu vesileyle belirtmiş olayım. Bu tür iddialar daha çok sonraki dönemlerdeki mevzuat türü kitaplarda yer almış mesnetsiz iddialardan başka bir şey değildir. Mesela bazı iddialarda İsra ve Miraç olayı güya bu gecede vuku bulmuşmuş. Halbuki alakası yoktur. Ki ben İsra konusunu çalışmış birisiyim.
İsra ayrı olay, Miraç ayrı olay. Miraç diye bir hikaye zaten yoktur. Bu sonradan uydurulmuş bir şeydir. İsra ise gündüz vakti görülen bir rüyadan ibarettir. Oysa biz geceden söz ediyoruz. Dolayısıyla da hiçbir alakası yoktur. Bunlarla ilgili iddiaların tamamı boştur ve zaten ilk kaynaklarda da bu bağlamda bir bilgiye rastlayamazsınız. Konuyla ilgili iki tane rivayet vardır. Ve bunlardan dolayı bu geceye anlam yüklendiği iddia edilmiştir. Mesela bunlardan birisi, Allah'ım Recep ve Şaban'ın mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye Peygamberimizin böyle bir duasının olduğundan söz edilmiştir. Oysa hadisçilerin kriterlerine göre bu rivayet tepeden tırnağa süzme zayıftır. Hiçbir güvenilir tarafı yoktur. Yani sonradan üretilmiştir. Mesela geceye anlam yüklenen rivayetlerden birisi budur. Nitekim de Buhari, Müslim gibi itibar edilen kaynaklar dahil 9 hadis kitabında böyle bir iddia yer almaz. İlk kez tespitlerime göre Ahmet bin Hanbel'in eserinde, Müsned'inde yer alan bir iddiadır. Bir başka rivayet ise Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır demişmiş güya Hazreti Peygamber. Bundan dolayı da Recep ayının bu ilk cuma gecesine anlam yüklendiği gibi bir iddia ortaya atılmıştır. Dediğimiz gibi bu rivayette tepeden tırnağa uydurmadır ve ittifakla da uydurma olduğu sabittir. Dolayısıyla da Recep ayına vurgunun önemini cahiliye döneminden beri biliyoruz. Haram ay olması nedeniyledir. O zaman şu soruyu sormak gerekir. Diğer haram aylara niçin böyle bir anlam yüklenmemiş? Mesela Zülkade'ye değil de Recep'e niçin yüklenmiş gibi bir soru sorarsanız dediğimiz gibi yine tılsım bozulur. O nedenle de buraları es geçmek durumundasınız. En bilinen husus bu ayda Arapların umre yaptıklarına dair bilgidir. Yalnız herhangi bir kutlama olduğuna dair veya cahiliye döneminde itibaren böyle bir kutlama olduğuna dair elimizde bir bilgi yoktur. Regaib gecesiyle ilgili kutlamalar ise çok çok daha sonraki dönemde ortaya çıkmıştır. Tarihi verilere bakarsak 10. asırdan itibaren bu kutlamaların dini hayatın içerisine girdiğini görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber'den takriben 4 asır sonra ilk kez Kudüs'te 1056'larda yani 448'lerde kutlandığı, daha sonradan ise 480'lerde de yani 1087'ler falan bu tarihlerde Bağdat'ta kutlandığına dair bazı iddialar vardır. Bundan sonra dini hayatın içerisine girmeye başlamıştır. Kimi mutasavvıflar Recep ayının ilk gecesini ihya etmek yani bu geceyi ibadetle geçirmek müstehaptır demiş ve bunun üzerine yaygın bir kabul ortaya çıkmış. Ancak bu iddia hiçbir rivayete dayanmaz. Tamamen bireysel bir görüşten başka bir şey değildir. Üstelik bu iddia sahipleri de Regaib gecesinden söz etmemişler. Yani Recep ayını ibadetle geçirmek, ilk gecesini ibadetle geçirmek gerekir şeklinde bir iddia ortaya atmışlar. Ancak temeli yoktur. Dolayısıyla da bu geceyle ilgili rivayetler son derece zayıftır ve uydurmadır. Zaten bunu bizzat hadis alimleri de kabul etmişler. Bu itibarla da rivayetlerden bu gecenin kutlanmasına dair elimizde somut hiçbir veri yoktur. Ne sahabe döneminde dediğimiz gibi, ne Hazreti Peygamber döneminde, ne tabiin döneminde böyle bir gecenin bilindiğine dair hiçbir veri yok, hiçbir bilgi yok. Ancak bugün ise dini hayatımızın bir parçası. Bugün adeta mesaj yağmuruna tutuldum ve habire kandil kutlama mesajları geliyor. Güzel ama bunun dinde bir yerinin olmadığını, bir karşılığının olmadığını da bilelim ki ben buna ucuz dindarlık diyorum. Yani kandil kutlamayla meseleyi sanki hallediyoruz. Çok özel bir anlam yüklüyormuşuz gibi. Peki yok da niçin bu geceye böylesine anlam yüklenmiş? Tabii yok demek kolay ama bunun bir sebebi olmalı. Nasıl ortaya çıkmış diye biraz yoklarsanız tarihi bilgileri, bu tür kutlamaların arkasında benim tespitlerime göre bir, Fatimilerin özel etkisi olmuş. İkincisi ise farklı yabancı kültürlerin yani Yahudi ve Hristiyanlıktaki özel ayin ve kutlamaların etkisi olmuştur diye tahmin ediyorum. Zira Fatimiler Sünni dünya diye bilinen dünyaya alternatif olarak ortaya çıkmışlar. 970'lerde Mısır'da devlet kurmuşlar. Bu tarihte alternatif olarak İslam dünyasında ortaya çıktıkları için gerek Hazreti Ali, gerek Fatıma, gerek onun çocuklarıyla ilgili çeşitli ritüeller ortaya
atmışlar ve bunları kutlama vesilesi yapmışlardır. Mesela Gadir-i Hum da bunlardan birisidir ki hala bilinen bir kutlama geleneği olarak bazı bölgelerde vardır. Dolayısıyla da Fatimilerin bazı özel gün ve geceleri tahsis edip bunlara özel anlam yüklemeleri nedeniyle bu kutlama geleneği İslam dünyasında yavaş yavaş dini hayatın içerisine girmiş. Dediğimiz gibi diğer bir ayağını ise yabancı kültürlerdeki, Hristiyanlıktaki, Yahudilikteki özel kutlama ve ayinlerin etkisinden söz edilebilir ki çokça olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Yani rekabet kültürü ve bir anlamda yabancı kültürlere öykünme gibi nedenlerle bu kutlamaların dini hayatın içerisine girdiğini ve bunlara belli bir anlam yüklendiğini görüyoruz. Recep ayına da bu vesileyle bir anlam yüklenmiş Recep ayının ilk gecesine. Fakat rivayetlerden bir mesnet bulunamayınca ya Peygamberimiz ana rahmine düştüğü gece diye özel anlam yüklenmiş veya da az önce söylediğim gibi çeşitli iddialarla bir şekilde bu geceye özel vurgu yapılmıştır. Bunların hiçbirisinin dinde yerinin olmadığını belirtelim. Hele hele bu geceye özgü herhangi bir ibadet geleneği yoktur. Aksi bir iddia dine yeni bir ibadet ne diyelim geleneği veya ritüeli eklemekten başka bir şey değildir ki bunun adına bid'at denir. Yani dinde olmayıp sonradan dine dahil edilen bir takım telakkiler. Bu ise doğru değildir. Hem İslam öğretisine aykırıdır hem de Resulullah tarafından doğru bulunmamıştır. Yani dinden olmayan bir şeyleri dine eklemek ki kimin haddine? O zaman herkes bir şey eklese bu dine varın durumu siz tespit edin. Dolayısıyla da bu geceye özel bir kutlama yoktur. Kimi alimler Regaib gecesine özgü ibadetlerin olduğundan söz etmiş ve kimisi de bunu sakıncalı bulmuş. Kimisi haram aylara vurgu nedeniyle bu aya da özel anlam yüklensin demiş ve gecenin ibadetle geçirilmesinin faydalı olacağını söylemiş. Sonuç itibarıyla lehde ve aleyhde bir takım iddialar ortaya atılmış. Lehde olanlar kaza ve nafile namazlarının kılınması, bugünün oruçla geçirilmesi, Kur'an okunması, hayırlı işlerin yapılması gibi uygulamaların Allah'a kişiyi yaklaştıracağı gibi iddialar dillendirilmiş ve bu vesileyle kutlanmasından yana tavır belirlenmiştir. Bunlar zaman zaman alimler arasında da tartışılmıştır. Nitekim de rivayetler zayıf bulunduğu için kimi alimler şiddetle karşı çıkmışlar. Fatimilerden sonra kurulan Eyyubiler devletinde de bu tarz kutlamalar devam etmiş ama Eyyubiler Sünni geleneğe mensup oldukları için Fatimilerin birçok uygulamalarını ilga etmişlerdir ki Melikül Kamil de Fatimilerden gelen bir takım adetleri, dini ritüelleri yasaklamıştır ki bunlardan birisi de regaib namazının camilerde kılınması, eda edilmesi geleneğidir. Böyle bir namaz üretilmiş ve bu namazı Melikül Kamil yasaklamıştır ve bu nedenle de yer yer tartışılmıştır. Sonuç itibariyle böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Eyyubilerden sonra bunun epey yani bu gecenin önemi büyük oranda hani kaybolmuşsa da Osmanlılar devrinde neticede belli bir kültürel birikim olunca Osmanlılar devrinde bu konu tekrar tartışılmış. Molla Fenari Regaib gecesi hakkında olumlu görüşleri belirtince bu sefer Anadolu İslam kültüründe yeniden kutlanmaya başlanmış ve günümüze kadar da bu şekilde gelmiştir. Regaib dahil diğer kandillere de bu anlamda fazlasıyla anlam yüklenmiştir. Kandil diyoruz zira 2. Selim döneminde camilerin aydınlatılması için minarelere, cami işlerine kandiller konulduğu için bu nedenle de kandil adı verilmiştir ki 2. Selim 1566-1574 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Dolayısıyla da bu tarihten itibaren kandil geceleri olarak dini hayatın içerisine girmiş ve kandil gecelerine özgü bir takım kutlamalar, ritüeller, çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bunların yapılması hocam çok mu dine aykırı? Değil. Yalnız az önce ifade etmeye çalıştığım gibi içi boş iddialardan müteşekkil bir dindarlık yerine bu gece vesile edilerek Kur'an, tevhid, Hazreti Peygamber, siyer gibi konuların ele alınması ve toplumu bilinçlendirecek bir takım konuşmaların yapılması elbette ki güzel olur. Hatta ibadetle geçirmek isteyenlerin ibadetle geçirmesinden ne sakınca olabilir? Bizim burada itiraz edebileceğimiz konu sadece şu olur. Bu gece ibadetle geçirmekle kişi kurtulmuyor. Yani bir gecede
Kişi günahlardan arınmaz. Bu geceler günahlardan arınma gecesi değildir. Sadece ibadet için belki daha yoğunlaşırsınız. Ancak bunun ne dinde yeri vardır, ne Hazreti Peygamber'in hayatında veya sahabe döneminde böyle bir uygulama vardır. Sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Herhangi bir geceden hiçbir farkı yoktur. Bu detay bilinerek bu gece eğer ihya edecek olanlar varsa bu geceyi yine bu bağlamda ihya etmelerinde de bana göre herhangi bir sakınca yoktur. Kültürel bir değer olarak dini hayatın içerisinde var olmaya devam edecektir. Yani yoktur deyip kesip atmak veya çarşı her şeye karşı gibi bir mantığı da doğru bulmuyorum. İçi doldurulursa neden olmasın, güzel de bir vesile olmuş olur diye belirtelim ve böylece geceyle ilgili zannediyorum dile getirmek istediklerimi ifade etmiş oldum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.